Şimdi akım savaşları diyorum ben buna çünkü bu bir Nikola Tesla ile Thomas Edison'un savaşı arkadaşlar. Ve bu savaşın sonucu aslında belli. Tabii ki de galip Nikola Tesla olacak. Çünkü alternatif akım elektriğin transferinde o kadar avantaj sağlıyor ki şu anda bütün ülkeler zaten Nikola Tesla'nın akımını yani alternatif akımı kullanıyor. Ama Edison biraz da ticaret adamı bu kişi. Ee, yani parasal maddi e, çıkarlar var işin içinde ve Edison şiddetle alternatif akıma karşı çıkıyor. Hatta Tesla'nın parasını falan vermiyor. Tesla Edison'un şirketinde işe giriyor, çalışıyor. Yani bununla ilgili bir belgesel izlemenizi öneririm. Yani Nikola Tesla gerçekten çok büyük bir mucit. Yani bugün kablosuz iletişimle sağlanan bütün aletlerde Nikola Tesla'nın imzası var. Ama Edison'un karalamalarından dolayı Tesla böyle nasıl diyeyim, beklendiği kadar büyük bir etki gösterememiş. Tesla'nın buluşlarını Yeni yeni insanlık anlayabiliyor. Gerçekten çok büyük bir deha. Hani bununla ilgili bir belgesel izlemenizi çok çok öneriyorum. Şimdi doğru akımı kim savunuyor dediğinde arkadaşlar biz direkt Edison diyeceğiz. Alternatif akım dediğinde tabii ki de Nikola Tesla. Niagara Şelalesi'nin önüne öyle heybetli bir şekilde heykelini diktirmek öyle herkese nasip olmaz. Adamın orada heykeli var. Niye? Adam Niagara Şelalesi'nde ilk kez elektrik üreten adam da o yüzden. Şimdi verimi düşük, tabii ki de doğru akımın verimi düşük, zaten o yüzden tercih edilmiyor. Bunun verimi çok yüksek, maliyeti bunun yüksek. Maliyeti yüksek olan bir şeyi sen tercih eder misin? Etmezsin. Bunun maliyeti düşük. Doğru akım, bazı avantajları var. Doğru akım düzenlilik açısından avantajlıdır. İşte bilgisayar gibi, televizyon gibi düzenli akım isteyen devrelerde doğru akımı tercih etmemiz gerekiyor. Ama... Alternatif akımın şöyle bir güzelliği var. Alternatif akım doğru akıma dönüştürülebiliyor. Diyot denilen aletlerle, diyotlarla alternatif akımı biz doğru akıma çeviriyoruz. E dolayısıyla alternatif akımı kullanmak daha mantıklı oluyor. İstediğim zaman zaten doğru akıma çeviriyorum. Şimdi alternatif akımda gerilimi yükseltip alçaltmak çok kolaydır. Transformatörlerle bu yapılıyor. Bir sonraki konumuz zaten transformatörler olacak. Şimdi Doğru akım, kutuplaşma gerektiren olaylarda kesinlikle şart. İşte daha önceden söylemiştik kaplama sektörü, elektroliz, şarj gibi olaylarda doğru akım mecbur gerekiyor. Doğru akımın taşınması ve depo edilmesi daha kolay. Yani mesela laptopların biliyorsunuz ki bataryaları var. Hani bataryayla laptopu götürüp elektriğin olmadığı bir yerde kullanabiliyorsun. Ama sen hani alternatif akımı bu şekilde taşıyamazsın. Yani doğru akımın hiçbir avantajı yok demiyoruz. Ama yani kısıtlı avantajları var. Alternatif akımı biz tercih ediyoruz. İşimize gelen yerde de doğru akımı tercih ediyoruz. Şimdi bazı elektronik cihazlarda alternatif akım doğru akıma çevrilerek kullanılır. Bundan da bahsetmiştim arkadaşlar. Doğru akım daha az tehlikelidir. E bu da bir gerçek ama bu maliyet çok önemli arkadaşlar. Yani maliyeti düşük olması bizim alternatif akımı %100 seçmemize neden oluyor. Şimdi etkin değer diye bir şey var. Hani alternatif gerilimin ve akımın değeri bir maksimum oluyor, bir minimum oluyor ya. Dolayısıyla arkadaşlar biz bunların bir nevi ortalama değerini hesaplamamız gerekiyor. Yani hesap yaparken elektronik devrelerde hesap yaparken biz akımın hangi değerini kullanacağız mesela? Şu değerimi, şu değerimi, şu değerimi? Yani biz bunların bir bir nevi bir ortalamasını almamız gerekiyor. İşte buna etkin değer deniyor ve alternatif akım devresinde eğer siz devreye bir ampermetre ya da bir voltmetre bağlarsanız voltmetre ve ampermetrenin ölçtüğü değer etkin değerlerdir. Yani maksimumu ya da minimumu ölçmez, etkin akımı ve etkin gerilimi ölçer. Şimdi bunu biraz daha tanıyacağız. Alternatif akımın bir dirençte belirli bir sürede sağladığı ısı miktarı yani enerjisini aynı dirençte ve aynı sürede doğru akımla da elde edilebilir. Örnek veriyorum. Sen alternatif akımla bir ütü çalıştırdın ve 1 saat kullandın. Bir saatte bu ütünün yaydığı belirli bir ısı enerjisi var mı? Var. Şimdi aynı ısı enerjisini sen bir pille de sağlayabilir misin? Ya da bir doğru akım bir aküyle maküyle de sağlayabilir misin? Sağlayabilirsin. İşte adamlar demişler ki alternatif akımla yapılan işin aynısını doğru akımla yapalım. Ve bunu yaparken ölçtüğümüz akım alternatif akımdaki iyi etkine karşılık gelsin. Bunu yaparken ölçtüğümüz gerilim yani ve alternatif akımdaki etkin gerilime karşılık gelsin. Yani kısaca şöyle diyebilirim, alternatif akımın doğru akımdaki karşılığı etkin değerler diyebiliriz. Burada bazı matematiksel hesaplamalar var. Bunlar kaldırıldı arkadaşlar ama hani merak edenler için ben buraya koymuşum. Bunlar artık sistemde yok. Alternatif akım devrelerinde voltmetre ve ampermetrenin etkin değerleri ölçtüğünü bir kez daha vurguluyoruz. Dikkat edelim. Şimdi burada birkaç tane de soru çözüp olayı iyice bitirelim. Alternatif akımla ilgili hangileri doğrudur? Alternatif akım devrelerinde ampermetre maksimum ölçer. Hayır, etkin değer ölçer. Bakın etkin gerilimi ölçer. Bu doğru. Alternatif akım devrelerinde voltmetre maksimumu ölçmez, etkin değeri ölçer diyeceğiz. Hangileri doğru? Elde edilmesi manyetik akı değişimi ile ilgilidir. Zaten bütün olayımız neydi? E eşittir eksi delta fi bölü delta t. Bir frekansı vardır kesinlikle. Yani bu çerçevenin bir saniyedeki dönüş sayısına frekans deniyor. Mesela bizim şehir şebekelerimizde e, 50 Hz'lik şehir şebekesi kullanıyoruz değil mi biz? Bakın şurada göstereceğim şimdi. Bizim kullandığımız 220'ye 50 değil mi? Bu ne demek? Bir saniyede bizim Çerçeveler 50 kez dönüyor. Frekansın tanımı bu. 1 saniyede atılan tur sayısına frekans deniliyor. Dolayısıyla alternatif akımın tabii ki de bir frekansı var. Yönü ve şiddeti zamanla değişir. E zaten sinüs fonksiyonu şeklinde olduğunu söylemiştik. Şimdi Türkiye'de öğrenci olan Efe, öğrenci değişim programı ile Amerika'ya gitmiş ve Türkiye'den getirdiği cihazları buradaki prizlere taktığında çalışmadığını görmüş. Bu cihazlar bozuk olmadığına göre neden çalışmamış? Çünkü Türkiye'deki cihazlarla Amerika'daki cihazların gerilim ve frekans değerleri birbirine uyuşmuyor. Yani Türkiye'deki cihazlar 220'ye 50 Hz'e göre ayarlanıyor. E Amerika'daki prizlerde ise 220 yok, 110 var. 50 Hz değil 60 Hz var. Dolayısıyla bu cihaz orada çalışmamasının nedeni cihazın bozuk olması değil, prizden gelen elektriğin etkin gerilim değeri, ve frekans değeri cihazın değerleriyle uyuşmadığı için elektrik enerjisini elektrik e, santrallerinden uzak mesafelere iletilirken hangisi avantajlı? Tabii ki de alternatif akım avantajlı. Yapılan elektrik motoru daha düzenli devirle çalışır ve devir ayarı gerektirmez. Arkadaşlar, işin içerisinde düzen varsa doğru akım orada daha kullanışlı. Çünkü doğru akım yani sürekli değişmediği için düzen daha daha iyi düzen var. Aynı gerilimde daha az tehlikeli, tehlikeli az olan doğru akım demiştik. Elektroliz ve kaplamacılıkta yine doğru akım tercih ediliyor çünkü kutuplanma gerekiyor. Üretim ve maliyeti daha yüksektir. Şimdi arkadaşlar, maliyeti yüksek demek verimi düşük demektir. Bu da tabii ki de doğru akımdır. Maliyet yüksek. Akımın yönü sürekli değişir, alternatif akım Yapılacak elektrik motoru daha verimlidir. Bak, verim, verimi gördüğün anda diyeceksin ki abi, alternatif akım. Çünkü işin içine verim girdi. Tamam, alternatif akımı tercih ediyoruz. Pilleri ve aküleri şarj eder. Şarj olayında doğru akımı tercih edeceğiz. Bu soruya geldiğimizde ise hangi aletlerin alternatif akım, hangi aletlerin doğru akım olduğunu eşleştireceğiz. Arkadaşlar burada alternatör zaten alternatif akım üretmeye yarayan aletlere deniyor. Dinamo Doğru akım kaynağıydı. Dersin en başında vurgulamıştım, önemli demiştim. Şimdi güneş pili zaten fotovoltaik pil de diyoruz. Bu da doğru akım kaynağı. Artı eksi olan her şey doğru akım kaynağı. Pil ya da akü doğru akım. Termik santral, nükleer santraller ya da hidroelektrik santralleri alternatif akımın üretildiği yerlerdir. Hidroelektrik santralleri aynı şekilde. Şimdi günlük hayatta sıklıkla kullanılan cihazların bazıları verilmiş. Hangileri alternatif akımla çalışır? Arkadaşlar pille çalışan aletler doğru akımla çalışır. Mesela el feneri pille çalışır. Dolayısıyla bu doğru akım. Şimdi radyo aslında radyo biraz enteresan bir şey çünkü radyolarda frekans ayarı yapılıyor. Frekans ayarı yapılırken de arkadaşlar bobin ve sığa kullanılıyor. Yani bobin ve sığanın frekansları birbirine uydurularak rezonansa getiriliyor ve e, frekans yani yayın frekansı o şekilde yakalanıyor. Dolayısıyla bunu bazı kitaplarda ben e, alternatif akımla çalışan alet olarak hani okumuştum ama e, Meb'in kitaplarında yani son zamanlarda Meb'in çıkardığı kitaplarda radyo e, doğru akımla çalışan alet olarak kesinlikle kabul ediliyor zaten biz pille çalışan bir sürü radyo gördük dolayısıyla pille çalıştığına göre bunu da ne yapıyoruz doğru akımla çalışan alet olarak kabul ediyoruz çamaşır makinesi alternatif akımla çalışır cep telefonu pille çalıştığı için yine doğru akım. Ütü arkadaşlar ütü alternatif akımla da çalışabilir. Doğru akımla da çalışabilir. Yani ikisiyle de ütüyü çalıştırma şansınız var. Sorunun cevabı 3 ve 5. Hidroelektrik, termik, nükleer gibi santrallerde üretilen elektriğin uzak mesafelere taşınması sırasında doğru akım yerine alternatif akım kullanılır. Çünkü alternatif akımın çok rahat bir şekilde gerilim değerini yükseltebiliyoruz transformatörler sayesinde. Yani P eşittir V çarpı I denklemine göre eğer gerilimi çok fazla yükseltirseniz akımı düşürmüş oluyorsunuz. Akımı düşürdüğünüzde I kare RT dediğimiz elektrik kaybı akım azalınca kayıp azalıyor. Dolayısıyla kayıp azalınca da daha verimli bir transfer ortaya çıkıyor. Olayın nedeni bu. Şimdi diyor ki bu olayın temel nedeni hangisidir? doğru akımdaki enerji kayıplarının daha çok olması. Yani alternatif akımdaki enerji kaybının daha az olması anlamına geliyor bu. Yani bu olayın ana nedeni budur. Alternatif akımın çok daha hızlı olması alakası yok. Daha az tehlikeli diyor. Hayır alternatif akım daha tehlikeli aslında. Alternatif akımın frekansıyla da bunun alakası yok. Alternatif akımın üretim maliyetinin daha düşük olması. Bununla da bunun alakası yok. Yani biz burada üretimle değil, ürettiğimiz şeyi taşırken neden alternatif akımı seçiyoruz? Soru bize bunu soruyor. O yüzden bu sorunun cevabı E değil, A'dır arkadaşlar. Alternatif akımla ilgili yazılan ifadelerden doğru olanlara D yapacağız. İndüksiyon yoluyla elde edilir. Kesinlikle olay bu zaten. Yönü ve büyüklüğü periyodik olarak değişir. Uzak mesafelere elektrik iletiminde tercih edilir. Gerilimi yükseltmek ve düşürmek çok kolay transformatörlerle pilleri ve aküleri şarj etmek için kullanılır. Hayır, orada doğru akımı tercih ediyoruz. Ve arkadaşlar son sorumuza geldik. Verilen bilgilerin hangileri hangi akıma ait? Şimdi aynı gerilimde daha az tehlikeli. Daha az tehlikeli dediğinde doğru akım diyeceksin. Elektroliz ve kaplamacılıkta doğru akım. Akımın yönü sürekli değişir, alternatif akım. Yapılacak elektrik motoru daha verimli. Verimi duyduğun anda alternatif akım. Pilleri ve aküleri şarj eder, doğru akım. Elektrik enerjisinin uzak mesafelere iletilmesi daha kolay, daha verimli diyorsa alternatif akım. Yapılan elektrik motoru daha düzenlidir ve devir ayarı gerektirmez. Düzen diyorsa doğru akım. Üretim ve dağıtım maliyeti yüksektir diyorsa e, alternatif akımın düşük olduğuna göre doğru akımın yüksektir demesi gerekiyor. Ve bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.